Bekledik, onu sattım. Ondan sonra o gelenle hemen hemen kendi o 600'ü yatırdığımda minime geldi. Sonra bir kipi aldım. Ben o zamanlar kaç, 34 bin öyle bir şey almıştım. 7000 liradan, 17 liradan sattım. Ondan sonra başladım sepet yapma olayla. Sabancı aldım. Yani 30 endeksi genelde onlara yöneliyorum. Böyle bir senaryo başladık. Toplamda o 600 lirayı sermayesini ne yapmışım ben? 7.561 yapmışım. 7 milyar 561 yapmışım. Tamam mı sabırla? Kriz ortamında da bekleyerek sefer yaparak. Ya şimdi şöyle düşünün, ben bazı arkadaşlara söyledim, oynayan arkadaşlar oynuyor. Şimdi diyelim ki bir kağıt alıyor. Bir kağıt alırken diyor ki ya ben birden zengin oluyorum. Ya öyle bir şey olmaz. Şimdi bu işi yaparken 10 liran varsa 5 lirasıyla oynayacaksın. Kağıdın inip düşmesinde ki ona destek vermen lazım. O kağıtta zaten çıkarsa bir başka kağıdı alsan o yine zarar edeceksin. Çünkü o düşüşlerde bekleyeceksin, alttan alacaksın. Yani bunu sabırla bekleyeceksin. İlla düşüyor diye satışa geçmeyeceksin. Ben şimdiye kadar yaptıklarımda hiçbirini korkuyla satmadım. Zaten bu iş biraz da şöyle söyleyeyim. Hırslı olduğun zaman bir kumardır, nasıl kağıt oynarsın. Kaybettikçe oyuna girersin, habire kaybedersin. Borsa öyle bir şey. Yani hırs olmayacak. Bunu bir oyun gibi, bir kendine hobi gibi seçim yapacaksın. Kağıt düştü. Bekle. Alttan al. Eğer iyi paran varsa, günlük paran varsa günlük de oynayabilirsin. %2, %3 kazandığın zaman günlük al satlarda çıkarsın. Bu da var. Ama onun haricinde yani ben borsada hiç kaybetmemin derken kaybettiklerim de var ama kârdan kaybettiklerim var. Hı hı. Birincisi mesela şöyle söyleyeyim. Ünal Tarım o zamanlarında yine 5 noktadır. Hep kârdan bundan doğru. Tahtası kapalı. Ege Holding var. Onun da tahtası kapalı. Bunlar kârdan zarar. Benim ilk zarar ettiğim kağıt daha denemdir. Bazı kağıtlarda var ki mesela diyorum bakıyorum varsa patır patır çıkıyor. Bunda bir şey var. Bakıyorum kağıt da zararda. Buna giren para kazanıyor diye giriyor. Ondan sonra başlıyor dökülmeye. Tabii bunu biliyorsunuz sadece ekranla. Onların hepsini öğrendik. Bu kağıtlara girmem. Yani yükselse de girmem. Çünkü orada risk var. Orada senin paranı kapma amacı var. Yani belirli bir şirketin kar marjı olmuş olsa diyeceğim ki yatırım yapmıştır, kar yapmıştır. Burada bir şey var. Herkes buraya girdiğine göre.